Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bu videomuzda rezistans ölçümü yapacağız. Daha evvelki videomuzda kapalı rezistans ölçümünü gösterdik. Omajını ölçerek wattını nasıl buluruz? Bu videomuzda da açık olan rezistanslarla omajını ölçeceğiz. İki rezistansımız var. Bir tane de su ısıtıcımız var. Gördüğünüz gibi wattları belli değil. Açık rezistans oldukları için zaten wattlarını anlamamız şu anda ölçmeden, hesap etmeden mümkün değil. Onun için bu şekilde rezistanslarda, işte ocaklarda, sobalarda olan rezistanslarımız var bu şekilde. Hesabını yapıp kaç watt olduğunu nasıl buluruz? Şimdi hemen onun ölçümüne ve hesaplamasına geçelim. Diğer videonun linkini de bu videonun sonuna atacağım. Kapalı rezistanslarda çamaşır makinesi ve ızgara rezistansımız vardı. Onları ölçmüştük. Omaj ölçüp watt değerlerini almıştık. Onu da izleyebilirsiniz. O da faydalı bir videomuz. Rezistansımızı ölçmek için ölçü aletimizi 200 ohm ve buzzer kademem var. Oraya aldım. Yani en düşük omajda 200 ohm'dayım. Hemen ölçüyorum. Bakın böyle bana 53 ohm bir değer verdi. Şimdi bu 53 ohm değeri ne yapıyorum? Bakın hesap makinem ve kağıdım da kalemim de hazır. Şöyle birinci rezistansımız şu. Birinci rezistansımız 53 ohm. Şimdi ikinci rezistansımızı ölçelim. Şu şekilde. Bu da gördüğünüz gibi 55.8 veriyor. Ben düz olarak alacağım bunları. 55 ohm olarak da diğer rezistansımı alacağım. İkinci rezistansımda 55 ohm diyorum. Birinci rezistansımın değerini bulmak için 220 volt ile direkt çalışan rezistansımız olduğu için 110 volt ile karıştırmayalım. 110 volt ayrıdır. 110 voltun hesabı ayrıdır. 220 voltun hesabı ayrıdır. Bu rezistanslarımız direkt 220 verilerek bir uçtan faz nötr verilerek çalışan soba vesaire rezistanslarımız. 220 volt bölü 53 ohm diyelim eşittir. Hemen şöyle hesap makinemle 220 volt bölü 53 eşittir 4.15. Tam değerini yazacağım. 4.15. Bu bizim ne değerimiz oluyor? Bu bizim amper değerimiz oluyor arkadaşlar. 4.5 amper. Değer aldık. Rezistansımızı amperini bulduktan sonra biliyorsunuz volt çarpı amper eşittir watt olarak hesap ediyoruz. 220 volt çarpı 4.15 eşittir 220 volt çarpı çıkan değerimiz 4.15 amper eşittir 913 watt yapıyor. Bu da bilenler zaten bilir. Camlı sobaların içerisinde, camın içerisine yerleştirilen rezistansımız bu. Bu rezistanstan 1000 watt olarak satılıyor. Fakat yani 1000 watt, 2000 watt, 1500 watt gibi değerlerde satılıyor. Fakat bu şekilde ölçtüğümüz zaman buluyoruz. Yani bu 1000 watt diye satılır ama bu 900 watt olur, 950 watt olur. Yani birebir değer alamayabiliriz. Onun için yaklaşık bir değerdir. Hani bir yerden 1000 watt diye bu rezistansı aldık. Aa işte 913 watt ben hesap ettim. Demeyelim. Yani rezistanslar bu şekilde hafif bir oynama olabilir fabrikasyon değerlerinde. Şimdi ikincisine geçecek olursak, ikinci rezistansımız ise 55 ohm idi. 220 volt bölü 55 ohm diyelim. Hemen kabaca yazıyorum arkadaşlar. 220 voltu 55 ohm'a böldüğümüz zaman 4 değerini aldım. Şöyle 4 amper 220 volt çarpı amper
eşittir watt yapar. Hemen 220 volt çarpı 4 amper eşittir 880 watt. İşte şu gördüğümüz rezistansımıza 880 watt değerinde, yani 850 watt 900 watt arası bir rezistansımız. Yani tam şu anda değeri bu. Bakın, bu da bir bilgi olsun. Şimdi rezistansımızı ölçtük. 53 ohm aldık bir tanesinden. Bakın rezistansımız şu şekilde. Bakın ölçüme başladım. Devam ediyorum. Ölçü aletine dikkat ediyorsunuz. Haliyle devam ediyorum. Devam ediyorum. Buradan sonra buzzer'ımız artık daha kesildi. Ohmaj değerimiz yükseldiği için. Bakın geldim 53 ohma kadar geldik. Yani rezistansımızı her seviyedeki ölçümünü de bu şekilde yapabiliriz. Yani rezistansımız hangi uzunlukta kaç ohm, işte kaç amper, kaç watt şeklinde, bakın bu şekilde de ölçüm yapabiliriz. Diğerine bakalım. Bakın diğeri de bir uçtan bu uca 55 demiştik. Bakın ona da şöyle hemen başladım ölçmeye. Ve bu şekilde sona kadar, bakın rezistansım gene aynı şekilde değerini bulmuş oldu. Bir de şunu ölçecektik arkadaşlar, bunu unuttuk. Bir de su ısıtıcımız var dedik şöyle. Bakın su ısıtıcımı da şöyle hemen, bu da 37 ohm veriyor bana. Onu da hemen hesabını yapalım. Üçüncü rezistansımız 37 ohm. 220 volt bölü 37 ohm. Hemen bölelim. 220 volt bölü 37 eşittir 5.9 yaptı arkadaşlar. 5.9 amper. 220 volt çarpı 5.9 amper eşittir 220 volt çarpı 5.9 eşittir 1298, 1300 watt. Tamam arkadaşlar, bu da şu su ısıtıcı rezistansımda 1300 watt bir güce sahip olduğunu bu şekilde anlıyoruz. Ve hesabımız volt bölü ohm eşittir amper. Volt çarpı amper eşittir watt. Formülümüz de bu. İnşallah faydalı olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videoma beğeni yaparsanız sevinirim. Bu şekil bilgilendirici videoların devamı için kanalı desteklemeyi unutmayınız. Sağlıkla kalın.